Selam arkadaşlar. 91. kattan başlıyoruz. 91. kattan kapıyı açar açmaz şöyle direkt gidiyoruz. Sağ sol yapmadan, anahtarı almadan şuraya çıkıp direkt buraya atlıyoruz. Dolabın üstünden bu bayram pisliği kesiyoruz. Pisliği kestikten sonra şuraya uç tanımız bu olması gerekiyor. Bu uç tanıyı almamız gerekiyor. Tamam, uçtan daha fazlasını da alabiliriz. Bak gelen oluyor çünkü. Bizi sevenler var burada arkadaşlar. Sevenlerimizi de burada alırız. Aldıktan sonra arkadaşlar girer girmez sizlere iki tane ya da bir tane falan barikat lazım. Bu barikatları kesinlikle uğratıp ondan sonra girmeniz gerekiyor. Ben burada cephane kurarım. Arkadaşlar siz isterseniz barikat kurarsınız. Cephane kurursanız cephanenin üstünde iki ziplamakla geçebilirsiniz karşı tarafa. Yoksa barikatla tek ziplamakla geçebilirsiniz. Şimdi ben cephaneyi kuruyorum arkadaşlar. Siz de isterseniz barikat kurun daha kolay bir şekilde çıkabilmeniz için. Bakın şimdi burada bir ziple ikinci çıktık arkadaşlar. İkinciye çıkabiliyoruz. Buradan da sağ arka taraftaki dolabın üstüne çıkıp buradakileri de kesiyoruz. Arkadaşlar bunları tamamen bitirip canavarı çalıştırıyoruz ve devam ediyoruz. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Bu katı çok seviyesi düşük olanlar 80 seviye falan filan geçememişlerdi arkadaşlar. Bunu nasıl geçiyoruz? Bağıran kadınları nasıl hallederiz? Bunun taktiklerini sizlere çekiyorum arkadaşlar. Bu aralar telefonumda bazı sıkıntılardan dolayı, videolardan dolayı çok hafızası dolmuştu. Video çekerken kesiliyordu arkadaşlar. Videoyu dolu dolu bir şekilde çekemiyordum. Biraz fakiriz yani arkadaşlar, bildiğiniz gibi güzel telefonumuz yok. Normal telefondan çekiyorum arkadaşlar videoyu. Devam ediyoruz. 92. kata geldik mi? Başlıyoruz. Devam arkadaşlar. Buradan çıkar çıkmaz ne yapıyoruz? Şu kapıyı açıp direkt ikinci masanın üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Şuraya duruyoruz. Bağıran kadını bağırtıyoruz ve bağırdıktan sonra bütün zombileri çıkartmasını bekliyoruz. Haydi bakalım. Bekleyelim. Sonra da yavaştan drone'u çalıştırıyoruz arkadaşlar. Drone'u çalıştırdıktan sonra bunları drone'la gebertmeyeceğiz. Ha, dikkat edin. Sadece dışarı çıkaracağız. Arkadaşlar izlemeyi devam edin, tamam mı? Çünkü bu katları daha kolay geçmek istiyorsanız dediğim gibi yapmanız gerekiyor. Ha, bu arada kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoyu izleyen her arkadaşıma, her kardeşimden rica ediyorum. Kanalıma destek ol. Abone ol. Videolarıma beğeni, yorum at arkadaş. Kardeşim. Gerçekten bedava zaten abone olmak, izlemek biliyorsunuz. Bedavayken bir izleme ya da bir beğeni, bir yorum, ne bileyim ya da bir abone olmak zor bir şey değil arkadaşlar. Evet, zengin değiliz. Başka youtuberlar gibi oyunda para yatırıp da yatırıyoruz ha, yani elimizden geldiği kadar uğurları, mesela sandık aç falan yap, videoları çek, biz emek veriyoruz, onlar parayla arkadaşlar şey yapıyor biliyorsunuz, parayı yüklüyorlar ya da oyun sponsorluk yapıyor, para veriyor arkadaşlar, parayı alıyorlar, basıyorlar, sandık açıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi ilk zombileri, ilk bağıran kadından çıkardığımız için burada zombi çıkmıyor arkadaşlar. Bir tane geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar, bunlar zombi çıkaramıyor. Bakın hep bağırıp duruyor boş boşuna. Devam ediyoruz arkadaşlar, dediğim gibi emeğe saygı arkadaşlar, biz emek veriyoruz. Yani emek veren her kardeşime gerçekten yardım etmenizi çok isterim. Video çekiyorsa falan, zengin babalarına değil ama ha. Zengin babaları zaten arkadaşlar biliyorsunuz parayı yatırıyorlar. Basıyorlar, gidiyorlar, seviyeleri olmuş 85, biz olmuşuz 92. Ne yapıyorlar? Bizden daha hasarı yüksek, bizden daha hasar azaltması yüksek. Niye? Çünkü para yatırmışlar abi. İşi gücü para, eklentiler mor, hepsi mora değişmiş. Tabii ki onlar yüksek vurur, yüksek çıkar, yükseğe çıkar. Arkadaşlar şimdi girdik buraya, direkt sol taraftaki koltukların üstüne çıkıyoruz. Sol taraftaki koltukların üstüne çıktıktan sonra arkadaşlar drone'umuzu tekrar çalıştırıyoruz. Buradaki zombileri çekiyoruz. Çünkü bağıran kadın ekstradan zombi çıkaramaz. Çıkaramadığı için arkadaşlar
Biz sadece şuradaki zombileri çekmeye çalışırız. Bu zombiler de bak drone'umuz anana avradına. Dur bir saniye, öbür drone'u çalıştıralım o zaman. Bu gitti. Tamam, bununla çekelim. Arkadaşlar şöyle iki tane drone'unuz olsa daha iyi. Çünkü hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Bir drone düştüğü zaman ikinci drone'u çalıştırırsınız. Bir drone düşerse, başka drone yoksa bekleme sırası gerekiyor arkadaşlar. Ya da hızlı onarım için de nanoplastiğimiz çok gidiyor. O yüzden arkadaşlar şöyle iki tane uç tane drone varsa şöyle çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Drone takıldı ve çıkış yapıyoruz. Direkt gidip çalıştırıyoruz can oturu. Zombi geliyor. Gelmeden drone'a gitti. Hadi biz de çalıştırmış olduk. Arkadaşlar bu kadar basit. Geçtik. Devam arkadaşlar. Üçüncü kat arkadaşlar. Bu arada sesi yok, sonradan kaydediyorum arkadaşlar. Çünkü ilk başta ses biraz sıkıntı oldu. Geçe çekmiştim videoyu. Yani sesi falan şey yapamadım. Çok kırıldı falan, çıkıldı falan geldi. O yüzden şey yapmadım. Arkadaşlar buraya çıktıktan sonra da bir şey yapıyoruz. Drone'umuzu çalıştırıyoruz. Bütün zombilerin çıkmasını bekliyoruz ama direkt çalıştırmayın çünkü bir daha zombi çıkarabilir. O yüzden bir dakika, bir saniye, 5 saniye, 10 saniye bekliyoruz ve bir sakinleştirici atacağız ayağımızın altında çünkü sonradan gelip de vuran olmasın, hasrat kalan falan. Sakinleştiricimizi ve drone'umuzu çalıştırıyoruz ve bunları çekeceğiz arkadaşlar. Gelin hepiniz pislikler sizi. Haydi devam. Hadi gel. Gelin aslanlarım benim. Şuraya durundan çıkış yapıyoruz. Direkt aşağı atla. Çalıştır janatörü. Kasma vardı biraz. Bir tanesi geliyor. Geliyor vurdu. Ama biz de janatörü çalıştırmış olduk. Direkt çıkıyoruz. Oradakilere isterseniz aynı şekilde çekebilirsiniz. Çünkü ekstradan zombi çıkarmaz arkadaşlar. Eğer hasarınız düşükse, yok olmadı diyorsanız bağıran kadına dokunmayın arkadaşlar. Dokunursanız, onu öldürürseniz bir dahakisi, bir dakikaları, oburları size zombi çıkaracak. O yüzden şuradaki birkaç taneyi müfte ediyoruz. Ve iniyoruz aşağı, sonra John Rotor'u çalıştırıyoruz. Efendim ne yapıyorsun, bağır bakayım. Bağır. Arkadaşlar bu kadar basit buralara, yani ben bu katları seviyorum yani gerçekten. Şu bağıran kadınları çoğu arkadaşlar geçememiş. Yani bu videoyu çekmek istemiyordum aslında düşük seviye çünkü herkes yüksek seviye olduğu için, ama bazen olduğum kamptan arkadaşlarım, kardeşlerim falan rica etti, dedi ki 91. katı biz geçemiyoruz, seviyeleri 80 82 falan, 83'lerde falandı, 85'lerde falan. Ben tamam, orası kolay yani, geçmek için sadece bir durum lazım. Durumla gidiyor biliyor, çekip çıkıp ay geçebiliyorsunuz kolay bir şekilde değil mi arkadaşlar? Bu arada kusuruma bakmayın, taktiğini gösterebilirim ama 94. katta sıkıntı yaşadım ve bug yaparken, taktiği çalıştırırken zombiler gelip bana vurdu ve ben de kesmek zorunda kaldım. Şimdi şöyle önce şu iki taneyi yavaştan kesiyoruz. Üç taneymiş. Üç tane pislik var. Bunu kestikten sonra arkadaşlar şu sol taraftaki ışıkların üçüncüsünün, lampaların ikincisinin üstüne çıkıyoruz. Çık. Çıktım. Çıktı. Direkt karşıya atlıyoruz arkadaşlar, yukarıya bakıp. Bak şöyle atladık. Ve karşıda bir tane cephane kuruyoruz. Ve zombiler aşağı atladı, görüyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Bu arada drone ile çalıştırıyorduk. Buraya çıkıp ilk zombileri buradan çıkarmamız gerekiyor. Bütün zombileri aslında. Bakın şöyle mesela. Şuraya dolabın üstüne geçeceğiz. Aynen sol sağ taraftaki dolabın üstüne çıkıp buna bir iki tane vurup ondan sonra zombileri çıkartıp drone'la çekip ondan sonra canatörü çalıştırıp direkt içeri gireceğiz. Öbür zombi hastalıklar zombi çıkarmaz arkadaşlar. İşte onların zombi çıkarmaması için buradan burada bütün zombileri çıkarmamız gerekiyor. Ama ben burada bir hata yaptım. Zombiler bütün gitmeden, bütünleri tamamen hepsi gitmeden aşağı atladığım için zombiler bana vurdu ve ben de kesmek zorunda kaldım bunları.
Arkadaşlar şimdi gördünüz hepiniz hepsi geliyor onun peşinden. Biz şu kuşuya hepsini ama kontrol edin siz. Bakın orada kalan olmasın. Hepsini çekin. Bende kaldı ya da sonradan çıkardı. Bakın sonradan çıkarmış. Bakın gördünüz sonradan çıkar. Çünkü ben acele ettim. Beklemedim. Biraz beklersen çıkarabilirdim. Onları çıkarıp bitirmeden ben başladım. Heh, görüyorsunuz. Kapı da açılmıyor. Kaldık içeriye. Ve burada ben bunları kesmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Siz şey yapmayın yani. Orada biraz bekleyin. Bütün zombileri çıkarsın o. Çıkarmadan atlarsanız böyle içeriye kalırsanız sanyeniz düşükse sizi her türlü keserler, alırlar. O yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Yani burada acele etmeyin. Biraz bekleyin. Zombileri çıkarsın. Ondan sonra drone'la çekip bunları bağıran kadını öldürmeyin. Bunları butonla sonra ya sağ tarafa çekip jeneratörü çalıştırın, kapıdan içeri girin. Beni çok zorladı burada arkadaşlar. Kesmek zorunda kaldım. Bakın çıkarıp duruyor hala. Çünkü bağıran kadını öldürememiştim. Şimdi öldürdüm, bitti. Şimdi çıkaramıyorlar. Bakın gördünüz gibi bu şimdi çıkaramadı. Ama içeridekiler hepsi çıkarıyor arkadaşlar. Bunun bilginiz olsun şimdi. Bana çıkarıyor ama siz dediğim gibi taktikle geçerseniz çıkarmaz arkadaşlar. Bütün zombiler buradan çıkartıp ondan sonra içeri girerseniz zombi çıkartmaz. Sonradan sadece birkaç tane şöyle gelip yukarı çıkıyorsunuz. Şu sol taraftaki dolabın üstüne çıkıp sadece etraftaki zombileri kesiyorsunuz. Bağıran kadın zombi çıkarmaz. Şimdi bana çıkarıyorlar. Çünkü ben orada ilk zombiden çıkaramadım, bağıran kadından. O yüzden bunlar çıkarıyor zombi. Bunları kesmek zorunda kalıyorum ben arkadaşlar. Devam ediyoruz. Pislik yaptı yine ya. Şişman bir sisi kovala bakayım. Hadi kendin patlamayana kadar bırakmam. İşte böyle patlarsın. Arkadaşlar şimdi bir tane jeneratörümüz kaldı. Onu da şöyle gidip yavaştan keseriz diyoruz da şu bağıran kadını kesmemiz lazım önce. Vuruyorlar böyle. Alın silkila, sağa at, sola at. Vurun şimdi. Hadi. Sizin zamanınız. Yapın istediğinizi. Haydi bakalım. İnternetim de kasıyordu arkadaşlar. Farkındaysanız geçiyorum bir anda. Tamam, jeneratörleri çalıştırıyoruz. Dediğim gibi buradan geçip de bu jeneratörlere zombi çıkarmadan 5-6 tane zombiyi kesip de şey yapabilirsiniz. Geçebilirsiniz. Şimdi geldik 95. kat. Evet arkadaşlar, 95. katta da nasıl baga sokuyoruz? Direkt giriyoruz içeriye. Girdikten sonra sol tarafta sütunlar falan var. Sütunların köşesinde bizim aslanı çekiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra istediğiniz bir video varsa arkadaşlar, nasıl kolay geçebilirim diye, bilmediğiniz bir şey varsa yorumda yazın da ben de onun videosunu çekeyim. Yani başka böyle kolay yerlerin videosunu çekersek, zaten çeken de çok biliyorsunuz arkadaşlar. Yani kimse izlemiyor zaten. Zaten zenginlerinkini, zaten zenginlerin videolarını zaten izliyorlar. Çünkü onlar parası çok. Herkes orada zaten. Şimdi bakın bu tükürüyor. Biliyorsunuz durduğunuz her yerde tükürüyor. Orada durmayın. Başka tarafa geçin. Bak buraya tükürdü. Buraya geçiyorum. Aslında ben bunu direkt kesebiliyorum. Biliyorsunuz size göstermek için şu an şöyle yapıyorum. Baga sokmasına uğranın diye. Bu tarafa geçiyoruz. Buraya da tükürdü. Buraya tükürdü. Ha yok. Evet tükürdü. Pislik ya. Bir dur ya. Tükürmeden bir dur. Ha ya. Bakın girdi bak arkadaşlar. İşte bunu da böyle kesebiliyorsunuz. Seviyesi düşükler için çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Zaten yüksek seviyeler bunu pırt diye kesip geçiyorlar. Neyse arkadaşlar, videom bu kadar da sizden ricam, yani gerçekten emeğe karşılık kanala abone olup destek çıkarsınız, yorum beğeni atarsınız.
videomu paylaşırsanız, arkadaşlarınızı kanala davet edersiniz, gerçekten çok sevinirim, çok mutlu olurum. Sizin desteğinize ihtiyacımız var zaten bizim. Yani gerçekten siz destek olursanız biz daha güzel videolar çıkarmaya çalışırız. Daha fazla emek vermeye çalışırız. Çünkü böyle destek gelmedikçe biz de böyle soğuyor insan, biliyorsunuz. O yüzden sizden ricam, emeğe karşı saygı olarak ufacık bir destek çekin ve biz de daha zevkli videolar çıkarmaya çalışalım. Hadi yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sizi seviyorum. Life After oyuncuları.